Yunanistan'la Türkiye arasındaki problem yeni değil. Yunanistan içeride her zaman bir siyasal sıkışmışlıkla karşılaştığında bunu aşabilmenin yolu olarak haksız, hukuksuz bir biçimde Türkiye'ye sözlü olarak saldırmayı bir yol olarak seçmiştir. Ama hiçbir netice alması mümkün değildir. Biz de siz de izliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız seviyesinde hak ettikleri cevabı hak ettikleri biçimde ve üslupta veriyoruz. Onun için beyhude bir uğraştır Yunanistan'ın yaptığı ve Türkiye'nin çok büyük ülkelerle çok önemli işleri vardır. Çok büyük işlerin arabuluculuğunu, problemlerin çözümünde arabuluculuk yapmaktadır. Dünya barışına, bölgesel barışa katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta bugün dünyanın da teslim ettiği biçimde en etkin inisiyatifi alan bir ülkedir. Yunanistan böyle büyük işlerle biz uğraşırken bir diplomatik yan kesicilikle bir takım orada avantajlar sağlayabilir miyim arayışına girmiştir. Şunu bilmeleri gerekir ki Türkiye büyük işlerle uğraşırken o ufak tefek işleri de ihmal etmemektedir. Büyük işlerle uğraşırken kendisinin bir çakıl taşını bile gözü gibi korumaktadır. Tarih bunun tecrübeleriyle doludur. O tecrübeleri bir daha yaşamamalarını salık veririm. Yani Türkiye'nin bütün dünyanın barışına katkıda bulunmaya çalıştığı bölgesel barışta, savaşlarda bölgesel barışı temin etmek üzere en etkin inisiyatifleri aldığı bir dönemde Yunanistan'ın böylesine anlamsız saldırıları ya da sözlü taarruzları bize değerli arkadaşlar asla istikamet değiştiremez. Duruşumuzda bir değişikliğe yol açamaz. Ancak zamanımızı alır cevap verecek kadar. O cevabı da milletimizin şanına, şöhretine yakışır bir biçimde veririz. Cumhurbaşkanımız da bunu zaten veriyor. Teşekkür ederim.